Bu bölümde de rota çizeceğiz arkadaşlar. Şöyle ki bizim İstanbul genel merkezimiz var. Bursa, Ankara, Eskişehir, Afyon, İzmir ve Antalya'da da şubelerimiz var arkadaşlar. Kamyonumuz İstanbul'dan yola çıkacak. Bursa'ya, Ankara'ya, Eskişehir'e, bütün bu şehirlere uğrayacak ve sonra da tekrar geri dönecek arkadaşlar. Şimdi burada nasıl bir rota çizmemiz gerektiğini, yani İstanbul'dan çıkan kamyon önce hangi şehre, sonra ardından hangi şehre gideceğini bulmamız gerekiyor. Hedefimiz toplam gittiği rotayı minimum yapmak. Yani minimum kilometrede rotayı bulmak arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapacağız. Şimdi bu şehirler arasındaki mesafeleri bulmamız lazım. İstanbul'dan Bursa'ya kaç kilometre, Bursa'dan Ankara'ya veya bunların hepsinin birbirleriyle olan mesafelerini bulacağız. Daha sonra da Excel'e bunu çözdüreceğiz. En kısa mesafeyi, hangi rota olması gerektiğini bulduracağız. Öncelikle ben şunları tekrar kopyalayıp şuraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Şöyle devrik yapıştırıyorum. Devrik yapıştırmak demek yukarıdan aşağı liste, soldan sağa doğru yapıştırır. Veya soldan sağa ise tekrar devrik yapıştır dediğinizde yukarıdan aşağıya çevirir. Aynı listeyi olduğu gibi çaprazdan koydum. Şimdi arkadaşlar şu aradaki mesafeleri bir oluşturalım. İki farklı şehir arasındaki mesafe nedir? Mesela İstanbul'la Bursa arasındaki mesafeyi Google Maps'e giriyorum. Maps.google.com'a giriyorum. İstanbul yazıyorum. Evet. Yol tarifi diyorum. Bursa yazıyorum. Bu ne demek? İstanbul'la Bursa arasındaki en kısa mesafeyi hemen hesaplasın. İşte kaç kilometreymiş? 153 kilometre arkadaşlar. İstanbul'la Bursa arası 153 kilometreymiş. Yani çaprazdan Bursa ile İstanbul arasında 153 kilometre. İstanbul'la İstanbul arası 0 arkadaşlar. Şunların zaten hepsini 0 yazıyorum. Çünkü bir şehrin kendine uzaklığı 0'dır. Sonra İstanbul-Ankara arasını hemen hesaplıyorum. Ankara. Bunu çok hızlıca yapacağız arkadaşlar. 449 kilometreymiş. 449. Şuraya da 449 yazıyorum. İstanbul Eskişehir. Eskişehir hemen yazıyorum. Kaç kilometreymiş? 305 kilometre. 305. Şuraya da 305 yazıyorum. Şimdi arkadaşlar tabii ben burada uzun uzun yapacağım ama hani gerçek hayattaki karşılığını görmeniz açısından, çünkü her şey size hazır bilgi olarak gelmiyor. O yüzden burada tek tek yaptığımızı göreceksiniz. Siz de tek tek Google Maps'e girin. Bunların hepsini hesaplayın. İstanbul Afyon arasında bul diyorum. Hızlıca bakıyorum. 422 kilometreymiş. 422. Burayı şuraya da yapıştırıyorum. İstanbul-İzmir arası 490'mış. Şuraya da yapıştırıyorum. İstanbul-Antalya arası bu da 694 kilometreymiş. 694. Şuraya da 694. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar Ankara ile Bursa arası. Mesela Ankara Bursa yazalım. Ankara ile Bursa arası 389 kilometreymiş. Ankara Bursa 389 da o zaman Bursa Ankara arası da 389 oluyor. Ankara ile Eskişehir arasına bakalım. Eskişehir hızlıca bakıyoruz. 236 kilometre görünüyor. 236. Şuraya da 236 kilometre diyorum. Ankara Afyon arası. Afyon bakıyorum. 262 kilometre. Doğal olarak şurası da 262. Ankara İzmir hesaplıyorum hızlıca. 586. 586. Şurası da 586 oluyor. Antalya ile arası. Antalya 480. 480'i şuraya da yapıştırıyorum. Sonra Bursa'ya da bakıyorum arkadaşlar. Bursa ile Eskişehir arası. Bursa Eskişehir arasına bakıyorum. 152 kilometre. Evet. Bursa Eskişehir arası 152 kilometreymiş. Bursa Afyon arası. Bakıyorum. 276. Tabii videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Tamamını doldurduktan sonra devam edeceğim. Evet, tamamını yazdım arkadaşlar. Tek tek şehirlere baktım. Aralarındaki mesafe kaç kilometre olduğunu tespit ettim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle bu şehirler arasındaki mesafeleri, şimdi şuraları 0 yazdım. Şehirler arası mesafeler 0. Daha sonra bu matrisin aynısını kopyalayıp şöyle yapalım. Şurada mesela bir boşluk bırakarak şuraya yapıştıralım. Şurayı da silelim. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bir matris oluşturacağız. Ve ben bu matrisimi değişkenlerim için yaptım. Şimdi mesela ben İstanbul'dan Bursa'ya gideceksem Bursa'ya 1 yazıyor. Bu ne demek? İstanbul'dan Bursa'ya gitti. Daha sonra Bursa'dan mesela Ankara'ya gittiyse buraya 1 yazacağım. Diğer yerler 0 kalacak. Boş kalacak arkadaşlar. Bu taraflar çıkılan yerler, buralar varılan yerler olarak atıyorum. İstanbul'dan Bursa'ya gitti. Evet, buraya 1 yazdı. Sonra Bursa'dan Ankara'ya gitti. Ankara'dan işte diyelim ki İzmir'e gitti. Sonra geldim İzmir'den diyelim ki Eskişehir'e gitti. Eskişehir'den Afyon'a gitti. Afyon'dan Antalya'ya gitti. Antalya'dan da İstanbul'a gitti. Mesela bir tane rota çizdim. Bunun böyle olduğunu varsaydım. Tamam. Peki toplam maliyet ne kadar oluyor o zaman? Şöyle yapalım arkadaşlar. Toplam maliyeti şuraya yazalım. Toplam maliyet. Şimdi arkadaşlar eğer şurayı da kalın yapalım. Şöyle yapacağım. Eşittir diyorum. Topla çarpım diyorum. Şuradaki rakamlarla noktalı virgül, şuradaki sayıları çarpıp topla. Eğer ben bu rotayı izlersem, işte İstanbul'dan Bursa'ya gidersem, İstanbul-Bursa arası 153 kilometre artı. İşte şuradakiler teker teker çarparak toplamını aldı. Ben bu rotayı izlersem 2671 kilometre yol gitmiş olacağım. Peki, burası böyle ama burada tabii ki modelleme yapacağız ya, Excel çözücüye, veri menüsünden Excel çözücüye gideceğiz ama şöyle bir şey yapmamız lazım öncelikle. Şuradaki toplamları aldıralım. Şöyle bir sütun açıyorum. Diyorum ki bak, buranın toplamını buraya yaz. Şunların toplamını da eşittir topla diyorum. Çaprazdan topluyorum arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Excel'e diyeceğim ki bakın şunların hepsini kare kare yapalım. Excel'e diyeceğim ki şu ve şu rakamların tamamı 1 olacak arkadaşlar. Neden 1 olacak? Çünkü şöyle, İstanbul'dan yola çıktıysam İstanbul'dan bir kere yola çıkabilirim arkadaşlar. İstanbul'dan Bursa'ya gidiyorsam aynı zamanda İstanbul'dan Ankara'ya gidemem. O yüzden şu toplam 1 olmak zorunda. Yine Bursa'dan çıkıyorsam Bursa'dan bir kere çıkabilirim. Bursa'dan Ankara'ya gittiysem aynı zamanda Bursa'dan İstanbul'a gidemem. Böyle bir rota izleyeceğim için bunların hepsi 1 olması gerekiyor. Yani herhangi bir şehirden bir kere çıkabilirim. Yine İstanbul'a geliyorsam mesela Bursa'dan Ankara'ya geldim. Ankara'ya bir kere gelebilirim. Ankara'ya hem Eskişehir'den Ankara'ya hem Bursa'dan Ankara'ya gelemem. O yüzden varılan yerlerin de toplamının 1 olması lazım. Yani Antalya'dan İstanbul'a geldiysem Ankara'dan da İstanbul'a gelemem. O yüzden şu rakamların da 1 olması lazım. Üçüncü olarak şunun da, bu tabloyu doldurduğunda toplamında işte minimum olması gerekiyor. Şu rakamlarla şu rakamların çarpımının. Peki önce arkadaşlar adım adım gidelim. Neyi doğru neyi yanlış yaptığımıza bakacağız. Peki. Videonun bu bölümünde araya giriyorum ve Excel çözücü nasıl açılır ondan söz edeceğim burada. Veri menüsünün en sağ tarafında eğer sizde Excel çözücü açık değilse yapmanız gereken şu dosya menüsüne geliyorsunuz. Seçeneklerden. Seçeneklerin içerisinde en alttan 2. sırada gördüğünüz gibi eklentiler var. Eklentinin içerisinde şurada çözücü eklentisi var. Bunu açtığınız zaman tamama basıyorsunuz ve en sağ tarafta Excel çözücü eklentisi oluşuyor. Bu eğitimin videosunu, yani burada gördüğünüz videonun Excel dosyasını hemen videonun altında yer alan linkte paylaşıyor olacağım. Şuna da dikkat edelim. Tamamını başta 0 yazalım ki Excel hata yapmasın. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Veri menüsüne geliyorum. Excel çözücüye diyorum ki şuradaki toplam maliyeti minimum yap. Neyi değiştirerek? Şuradaki değişkenlerim. Tamam, ekle diyorum. Şu rakamların hepsi eşittir 1 olacak. Ekledim. Bir de şu rakamların hepsi eşittir 1 olacak. Ayrıca arkadaşlar bu rakamların tamamı 1 sıfırlardan oluşacak. Ya 1'dir ya 0'dır. Yani ikili diyorum. Tamam. Bunu da ekleyip kapatıyorum. Tabii 1 sıfırlı işlemler yaptığımızda genelde şurada basit LP kullanmamız gerekiyordu arkadaşlar. Excel'e çöz diyorum şimdi. İlk aşamada yanlış çözecek tabii ki. Tamam diyorum. Bakın ne yaptı? Toplam maliyeti 0 yazdı. Şöyle koşullu biçimlendirmeden renklendirelim. Toplam maliyeti arkadaşlar 0 yazdı. Neden 0 yazdı? Çünkü dikkatinizi çektiyse hepsini kendisine yönlendir. İstanbul'dan İstanbul'a git dedi. Bursa'dan Bursa'ya git dedi. Evet. Toplama uymuş mu? Uymuş. Şu toplama uymuş mu? Uymuş. Evet. Yani İstanbul'a çıkarsan İstanbul'a git dedi. Demek ki burada bir hata var. Neden? Çünkü İstanbul'dan İstanbul'a kilometresi 0. O zaman arkadaşlar şöyle bir rota izlememiz gerekiyor. Bir şehirden kendisine olan mesafeyi 0 değil, çok büyük bir rakam yazın. Böyle büyük bir rakam yazalım ki Excel'in bir şehirden A şehrine tekrar A şehrine 1 yazmasını engelleyeceğiz. Şunları tek tek, şu sıfırların hepsine büyük bir sayı yazın. Peki, şimdi çözdürelim tekrar Excel'e. Bir adım daha izlememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü adım adım yapmazsak işi çözemeyiz. Şu haldeyken bir daha çözdürüyor Excel'e. Çöz diyorum. Nasıl bir cevap verdi? Bu sefer Excel bana dedi ki İstanbul'dan Bursa'ya git. Tamam. Bursa'dan da İstanbul'a git. Burada da bir hata var. Mesela Ankara'dan Eskişehir'e git. Eskişehir'den Afyon'a git. Tamam. Afyon'dan tekrar Ankara'ya gel. Hop. Tekrar sıkıntı. Ankara'dan tekrar Eskişehir'e. Bakın kendi içinde döngüler oluşturdu. Bu kendi içinde kapalı bir sistem oldu. Bu kendi içinde kapalı bir sistem. Mesela burada İzmir'den Antalya'ya git. Antalya'dan İzmir'e git. Bakın bir hata daha yapmış oldu. O zaman bir şey daha yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi problem şu. Arkadaşlar şuradaki çapraz rakamların toplamlarının da biri geçmemesi gerekiyor. Yani Bursa'dan İstanbul'a, İstanbul'dan tekrar Bursa'ya. Bakın şöyle bir çapraz olayı kaldırmamız gerekiyor. O yüzden şu aşağıya bir işlem yapıyoruz. Diyoruz ki eşittir topla şu rakam ve şu rakamın toplamını al. Peki. Şimdi Excel'e diyeceğiz ki bu iki rakamın toplamı biri geçemez. Aynı zamanda sadece o değil. Eşittir diyorum. Yani dedim ki şu artı şu. Bir altına eşittir. Şu artı şu. Tamam. Bir altına eşittir diyorum. Şu artı şu. Ekledim. Bir altına geliyorum. Şu artı şu. Eşittir diyorum. Bu artı bu. Döngü oluşturmasını, yani kendi içinde kapalı bir döngü oluşturmasını engelliyorum arkadaşlar. Bununla bunun toplamı da biri geçmesin. Yani Bursa'dan Bursa'ya. Bursa'dan çıkıyorsan tekrar Bursa'ya giriş yok arkadaşlar. Yani İstanbul'dan Bursa'ya gittiysen Bursa'dan tekrar İstanbul'a dönüş yok. İstanbul'dan Ankara'ya gittiysen Ankara'dan tekrar İstanbul'a dönüşü kaldır. Öyle bir rotamız yok. Ve çözücüye geliyorum. Diyorum ki bir tane daha sınır ekliyorum. Bunların toplamı küçük eşittir 1 olacak diyorum. Şimdi çözdürüyorum arkadaşlar. Nasıl bir rotayı izledi? Bakalım doğru yaptı mı? Şimdi diyor ki İstanbul'dan Bursa'ya git. Tamam. Bursa'dan Eskişehir'e. Tamam. Eskişehir'den Ankara'ya. Ankara'dan Afyon'a. Afyon'dan Antalya'ya. Antalya'dan İzmir'e, İzmir'den de İstanbul'a. Toplam kilometren 2042 kilometre olur diyor. Peki, şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ben daha önce kendime göre bir tane rota çizdirmiştim. Ne demiş? 2042 kilometre eder bu rota toplamda. Ben kafama göre önce demiştim ki haritaya bakarak kendime göre bir rota çizdim. Dedim ki önce İstanbul'dan Ankara'ya git. Çünkü haritada görüyorum ya, şöyle bir yuvarlak çizmeye çalıştım. Kendime göre en kısa mesafeyi elle yaptığımda böyle çözdüm. İstanbul'dan Ankara'ya gittim. Ankara'dan Eskişehir'e, Eskişehir'den Afyon'a, Afyon'dan Antalya'ya, Antalya'dan İzmir'e, İzmir'den Bursa'ya, Bursa'dan da İstanbul'a. Ben kendim yaptığımda bakın 2069 kilometre buldum. Peki Excel'in dediği gibi İstanbul'dan Bursa'ya şunları önce bir İstanbul, Bursa, Bursa'dan Eskişehir, şunları Bursa'dan Eskişehir, Eskişehir'den Ankara'ya şöyle kopyalayıp yapıştıralım. Ankara'dan Afyon'a, Afyon'dan Antalya'ya, Antalya'dan İzmir'e, İzmir'den de tekrar İstanbul'a. Böyle bir rota izlersem arkadaşlar, Excel'in bana bulduğu rotaydan gidersem, yani ne demiş önce? İstanbul'dan Bursa'ya git, oradan Eskişehir. İstanbul'dan Bursa'ya, Bursa'dan Eskişehir'e, Ankara, Afyon, Antalya, Ankara, Afyon, Antalya, İzmir ve İstanbul. Evet, bu rotayı izlersek bize ne sonuç verdi Excel? Excel'in verdiği rotayı, yani İstanbul'dan Bursa'ya gitti. Bursa'dan Eskişehir'e, Eskişehir'den Ankara'ya, Ankara'dan Afyon'a, Afyon'dan Antalya'ya, Antalya'dan İzmir'e, İzmir'den İstanbul'a. Aslında önceki rotaya göre biraz daha uzunmuş gibi algılatıyor ama baktığınızda 2041 kilometre. Excel'de bulmuş 2042. Tabi burada gidiş dönüş küçük farklar olabiliyor. Artı eksi birkaç kilometre fark olabiliyor ama bakın Excel'in bulduğu rota benim kendime göre çizdiğim rotadan çok daha kısa çıktı arkadaşlar. Çok daha fazla demeyelim ama yaklaşık 2069 zannedersem. Şu ikisinin farkı ne kadar bir bakalım. 27 kilometre fark buldu. Şimdi 27 kilometre aslında kısa bir, yani az bir mesafe sayılabilir ama günde 10 kamyon çıkıyorsa yola, o zaman ne eder? Çarpı 10, 270 kilometre eder. Bir yılda ne kadar eder? 98.550 kilometre. Muazzam bir yakıt tasarrufudur yıllık olarak arkadaşlar. 27 kilometre küçümsenecek bir rakam değil. Şimdi arkadaşlar günlük hayatta bunu yapmanın, yani bir rotanızı optimize etmenin size faydası var arkadaşlar. Gayet de mantıklı bir rota çizdik arkadaşlar. Şimdi baktığınızda Bursa'ya 2 kere mi geçeceğim diyor. Evet, 2 kere geçmeniz daha mantıklı, doğru. İşte Ankara'dan şu rotayı izliyorum. Bakın şuradaki şehirler neredeyse, buradaysa buradan 2 kere geçtim. Geçin. Sonuçta en kısa mesafe olsa geçin. Toplamda baktığınızda önce Bursa'ya gidiyorum. Sonra dönüşte bir daha İzmir'den dönerken tekrar Bursa'dan geçiyorum. Gördüğünüz gibi. Yani benim çizdiğim en kısa rotadan daha kısasını buldu Excel. Evet. Toplamda baktığınızda arkadaşlar burada hani şehirler arası rotayı çizdik ama mesela makineler arası rotayı da çizebilirsiniz. İşte önce hangi makineye gitsin veya hangi depoya gitsin, işte şehir içinde depolarınızın yerleri bellidir, koordinatları. Veya diyelim ki siz bir tane şehirde mesela gezi yapmak istiyorsanız, işte Eskişehir'e gittiniz veya Ankara'ya. Şehirlerin içerisinde işte tarihi yerleri gezeceksiniz. Çok rahat bir şekilde böyle bir rota çizebilirsiniz. Böylece en kısa yakıtı, yani en kısa mesafeyi en az yakıt tüketimiyle gerçekleştirmiş olursunuz arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi seyahat modelleme bu şekildedir arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca beğenme butonuna da basmanızı rica ederiz. Online eğitimlerimizi satın almak isterseniz bu videonun hemen altında yer alan linke tıklayarak satın alabilirsiniz. Online eğitimlerimiz sırasıyla şöyledir: Excel eğitimi, Excel makro, Microsoft Word, Microsoft Outlook, PowerPoint, şirket değerleme, finans matematiği, business plan, iş hayatında stratejik planlama ve analitik çözüm üretme, İş hayatında Excel, Power Query, İngilizce Excel eğitimi ve şirket değerleme ve finansal strateji geliştirme eğitimi. Bir eğitim satın alana ikinci eğitim ücretsizdir.